Bugün Yeşilköy sahilini gezmek istedik. Birçok noktasına gittik. Burada görev yapan belediye zabıtası arkadaşlar, polis memuru arkadaşlar, sağlık görevlileri, temizlik görevlileriyle hep birlikte biraz sohbet ettik. Hem de ki buradaki sıkıntıları öğrenmek istedik işin açıkçası. Ve öğrendiğimiz sıkıntılar gerçekten içler acısı. İçler acısı çünkü temizlik görevlilerinden polis memuruna kadar tüm arkadaşlar burada şikayetçiler. Ve hepsinin de ortak verdiği tepki şu: biz en alttaki insanlarız. Biz ne kadar önlem almaya çalışırsak çalışalım, elimizden gelen budur gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama üstlerimizin bu konularla fazla ilgilenmemesi bizleri burada daha da mağdur ediyor. Çünkü insanlar bizlerin görevimizi yapmadığını düşünmesine kapılmalarına neden oluyor dediler. Biz de bunun için birçok arkadaşla, birçok görevliyle, özellikle can kurtaran arkadaşlarımızla, polis memuru arkadaşlarımızla ve zabıta arkadaşlarımızla sohbet ettik. Ayaküstü sohbet ettik. Ha, bunların görüntülerini çekmek istemedim işin açıkçası. Çünkü sonuçta kamu personeli, kamu görevlisi. Onların ağzından sorunları, onların ağzından sıkıntıları alarak sizlere aksetmek istedim. Gerçekten nereden başlayacağımı bilemiyorum. Öncelikle tuvaletlerden başlayalım isterseniz. Bu Yeşilköy sahilinde iki yerde veya üç yerde yanılmıyorsam tuvalet mevzu bahis. Ve burada görevli olan arkadaşlar tuvaletlere girmek gibi bir durumlarının söz konusu olmadığını, inanılmaz derecede pisliğin içerisinde olduklarını söylediler. Ve bunda en çok canlarının yandığı nokta da normal bir tuvalet temizliğinin olmadığını söylüyorlar. Nedenini bilmiyorum diye sorduğunda, yani nedeni nedir diye sorduğumda daha doğrusu çok içler acısı cevaplar aldım. İç çamaşırlarına pisleten insanların o iç çamaşırlarını tavanlara yapıştırdıkları, içlerindeki pisliklerle tavanlara yapıştırdıkları, sağına soluna köşeye bucağına her noktasına bulaşıkları bıraktıklarını söylediler. Ve temizlik konusunda da inanılmaz derecede artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirttiler. Bir diğer yandan aynı sıkıntıyı can kurtaran arkadaşlar da yaşıyorlar. Birkaç boğulma vakasında denizin içerisinde kurtarmak için gittikleri vatandaşın yanına giderken çok hoş olmayan görüntülerle karşılaştıklarını söylüyorlar. Yani denizin içerisine bırakılmış çamaşırlar, içi dolu çamaşırlar diyeyimlerle karşılaştıklarını belirttiler. Ve bu da gerçekten içler acısı bir durum. İşin daha kötü yanı yine bu can kurtaran arkadaşların sohbetimizde bize bahsettikleri, biz can kurtarırız ama bizim canımızı kurtaracak kimsenin olmadığını söylemeleri. Birçok kavganın, birçok tartışmanın tam ortasında kaldıklarını ve bu konuda hiç kimseden yardım alamadıklarını ve herhangi bir vakada 155'i aramaktan başka yapacak hiçbir şeylerin olmadığını belirtiyorlar. Ve bu konuda işin açıkçası mağdur konuma düştüklerini görüyoruz. Deniz içerisine giren vatandaşların, denizden çıkan vatandaşların kılık kıyafetlerine dikkat etmemesi de ayrı bir sorun. Özellikle beyaz çamaşırla denize girip çevresindeki insanları aldırış etmeden rahat rahat ortalıkta gezinen insanlar mevzu bahis. Bunlar kadınla erkekli hiç fark etmiyor. Birçok erkeğin kadınlara sarktığı, birçok erkeğin kadınlara laf attığı, birçok erkeğin kadınlara karşı saçma sapan tutumlarda bulunduklarını da belirtti can kurtaran arkadaşlar ama bu konularda müdahale edemedikleri için onların da canlarına sıkıldıklarını belirttiler. Polisin yetersiz olduğu, burada görev alan görevli polis arkadaşların da yapabileceklerinin en üst düzeyde yaptıklarını belirtmeleri bizi üzdü gerçekçisi. Açıkçası şöyle bir polis arkadaşla yaptığımız sohbette trajikomik bir hikayeyle karşılaştık. Burada en çok başa gelen olaylardan biri taciz olayları, hırsızlık ve çocukların kaybolması. Bu çocukların kaybolması olayında geçtiğimiz günlerde olan bir olayda şöyle bir durum aksetti polis memuru arkadaş. Aile çocuğunu kaybediyor. Bu çocuk daha 1 yaşında bile değil, yürümeyi bile bilmiyor. Bir Türk aile bu çocuğu buluyor ve akşama kadar bu çocuğa bakıyorlar yanlarında. Hani beslenmesini yapıyorlar, altlarını temizliyorlar. O derece bakıyorlar çocuğa, o derece sahipleniyorlar. Ama bu süre içerisinde bu çocuğa karşı hiçbir şekilde kayıp haberi gelmiyor polise.
akşam saatlerinde bir çocuk kaybı olduğuna dair polise bir bilgi geliyor. Ve polis memurunun bilgisi dahilinde olan bu çocuk da sabah saatlerinden beri bilgisi dahil olan bu çocuk ailesine teslim edilmek üzere ailesi bu çocuğun yanına getiriliyor. Bakın diyor, burada çocuğunuz sanırım, bu mu? Evet diyorlar, bu, bunlar bizim çocuğumuzu çaldılar diyerek Türk aileye hakarette, iftiralarda bulunmaya başlamışlar. Polis de ne yapacağını şaşırmış. Çünkü gözünün önünde, aile gözünün önünde, polis memurunun gözünün önünde olan bir olay bu. Sabahtan akşama çocuğa bakıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Ve akşam saatine kadar çocuklarının kaybolduğundan bir haberdar olanlar çocuklarını akşam, "Aa, bizim çocuğumuz yok ortalıkta" deyip polise şikayete gidiyorlar ve çocukların çalındığını söylüyorlar. Gerçekten bazı konularda insan ister istemez belli bir noktaya kadar geliyor. Belli bir noktadan sonra da ne yapacağını şaşırıyor. Yeşilköy sahilinde durum bu. Çok büyük sıkıntılar, çok büyük sorunlar var gerçekten. Ama gözlemlediğimiz güzel gelişmeler de var. Zabıtanın burada çok güzel önlem almaya başladı. Belki hafta içi geldik buraya. Özellikle hafta içi geldik çünkü bu rahat çekimleri, bu görüntüleri size başka türlü aktaramayacaktık. Gerçi hafta sonunda yine geleceğiz o kalabalığı çekmeye size, ama o görüntüleri vermeyi gerçekten istemiyoruz. Çünkü o görüntüleri verdiğimiz zaman insanın ne denize giresi geliyor, ne de herhangi bir yerde herhangi bir şekilde yaşamak istiyor ve insanlara farklı bakmak zorunda kalıyorsun. Sıkıntılar bunlar. Zabıtanın iki tane ATM ile görev yaptığına şahit olduk. Görevlerini çok derece iyi yapıyorlar. Ancak yetersiz kalan burada alınan önlemler. Buradaki personel sayısı, buradaki personelle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Çünkü temizlik yapan, temizlik görevli arkadaşları da şahit olduk. İnanın çimlerin arasından ciklet kabuğuna kadar her yeri didik didik temizliyorlar. Ve bu insanlara da gerçekten yazık. Ben gerçekten gözlerim yaşarak izledim bazı noktaları. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bu insanlar bütün özverileriyle burayı temizliyorlar. Ama arkaları döndüklerinde tekrar toplamaya başladıkları andaki gibi leş içerisinde buluyorlar. Şimdi Bakırköy Belediyesi'nden talepte bulunduğum zaman sahil bize ait değil diyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne ait diyorlar. Aslında geçen sene Bakırköy Kaymakamımızın davetiyle Bakırköy İlçe Emniyet Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve muhtar olarak ben iki de sivil toplum kuruluşuyla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bu da gündeme geldi. Dedik ki, bilhassa ben söyledim Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü'ne, İbrahim Bey'di. Siz dedim Bakırköy Belediyesi Zabıta ekiplerini niçin sahilde müdahale etmesini engelliyorsunuz? Olur mu dedi öyle bir şey. Biz dedi görev yapılmak istenilen bir yerde engelleme yapar mıyız dedi. Ve bu bunu söylediğinde Bakırköy Zabıta Müdürümüz Şevki Bey de oradaydı. Ne diyorsunuz Şevki Bey dedim. Bizi engelliyorlar dedi. Dedi ki görev yapılmak istenen yerde engelleme olmaz dendi. Görev yapmak istiyorlarsa görev yapılır dedi. Bu bir görevdir, bir huzurdur. Biz de güvenlik güçleri, kolluk güçleri, zabıta olarak vatandaşın huzuru için çalışıyoruz. Bunun Bakırköy'ü, Büyükşehir'i olmaz dendi. O zaman ben dedim ki buyurun Şevki Bey, buyurun İbrahim Bey, lütfen aranızda anlaşın. Yeşilköy sahillerine siz de müdahale edebilir misiniz dedik. Ve bu olay o şekilde iki müdüre topu attık. Onlar takip edecekler. Şimdi ben muhtar olarak iki müdüre ne yaptınız, takip ettiniz mi, etmediniz mi diye soramam. Ama söylenilen tek şey Büyükşehir Belediyesi sahillerinden sorumlu, yetki alanı Büyükşehir Belediyesi'nde. Biz Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Zabıtası olarak müdahale edemiyoruz. Bu sorunu getirdim. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirimiz, Müdürümüz böyle bir şey olmaması gerektiğini, hizmetse her yerde herkesin hizmet yapabileceğini söyledi.
Şevki amirime de bunu söyledim ama ondan sonra ne yaptılar bilemiyorum. Hep önümüze çıkan budur. Biz zabıta, Bakırköy zabıtamızdan araçlara müdahale etsin demiyoruz. Bizim Bakırköy Belediyesi zabıtamızdan tek istediğimiz var. Biz kaldırımlarımızda özgür yürümek istiyoruz. Lütfen Bakırköy Belediyesi zabıta müdürümüz ve Bakırköy Belediyesi zabıtasından bağlı olduğu başkan yardımcımız. Biz Yeşilköylüler olarak lütfen kaldırımlarda huzurlu yürümemizi, adaletli yürümemizi sağlayın. Vallahi şunu söyleyeyim. Ben Kadir Başkanımızın bu olaylardan haberi olduğunu eminim. Olmamasına imkan yoktur. Ben arzu ederim ki Kadir Başkanımız bir cumartesi günü şapkasını taksın kafasına. Benim telefonum her yerde var. Arasın beni de. Biz ikimiz şapkalarımızı takalım tanınmadan bir gezelim. Ve lütfen yani Yeşilköy halkının sahillerde yaşadığı rezillikleri görsün. Buna Bülent Kerimoğlu başkanım da dahil. Biz üçümüz spor yapar gibi gazetecisi olmadan, fotoğrafçısı olmadan, koruması olmadan çıkalım. Bir cumartesi, pazar günleri bir görsünler. Yani gördüğünü zannetmiyorum başkanın. Ama ona oraların fotoğraflarını çekip götürenler muhakkak vardır da bir canlı canlı yaşamasını ben arzu ederim. Yaşadıktan sonra da bizim sıkıntılarımızı görecektir ve buna da çözüm bulacağına inanıyorum. Bizim Yeşilköylü yurttaşlarımızın söylediklerine göre biz hafta arası 40 en az 40 dakikadan 2 saate kadar Eminönü otobüslerini bekliyoruz ama cumartesi pazar bu otobüsler çok sıklıkla geliyor diyor. Bu da herhalde Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilköy'e insan akınını gelmesini sağlamak için yapılan bir çözümdür onlara göre. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yeşilköy sahilleri Büyükşehir Belediyesi tarafından mesire alanı mı, piknik alanı mı ya da plaj olarak mı, ne olarak ilan edildi? Plaj olarak ilan edilmediğini biliyorum. Çünkü her sene İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber Yeşilköy sahillerinin denize girilemeyecek ve insan sağlığı açısından tehlike arz ettiğini yayınlıyor. Ama buna rağmen can kurtaranını gönderiyor, denize dubalar koyuyor, sınır dubaları koyuyor ve orada bir şekilde Büyükşehir Belediyesi olarak plaj hizmeti veriyor. Hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Bundan önceki senelerde de gene denize girmenin sakıncalı ve sağlıksız olduğunu bildirmelerine rağmen orada büfeler kurmuştu Büyükşehir Belediyesi ve o büfelerde mayodan, deniz şortundan, deniz yatağından tutun da her türlü hizmeti veriyordu. Diğer bir tarafta duşlar ve soyunma kabinleri vardı. Hani denize girmek sakıncalı ve tehlikeli, yasaktı. Bu büfeler ve soyunma kabinleri ne iş diye bunu sordum. Ve dedim ki eğer denize girmek tehlikeli ve sağlığa aykırıysa siz burada bu hizmeti veriyorsanız ben sizi burada bir kişi öldüğünde dava açacağım ölüme sebebiyet vermekten dolayı. Hem sakıncalı diyorsunuz hem insanları ölüme davet eder gibi bu hizmeti veriyorsunuz dedim. Ve o sene bir ay içinde kaldırıldı bu büfeler ve havuzlar, tuvaletler. Ayrıca tek tuvalet yapıldı. Şimdi ben tekrar soruyorum. Eğer burası plaj değilse, burası mesire alanı, piknik alanı değilse lütfen Büyükşehir Belediyesi bu konu hakkında bir çalışma yapsın. Sahile giriş zaten 2 ya da 3 yerdendir. Yeşilköy sahiline giriş. Bunu lütfen bu alanlara zabıta görevlileri koysunlar. Mangallarıyla, yataklarıyla, çadırlarıyla gelenleri bu girişlerde engellesinler, alsınlar. İnanıyorum ki 2 hafta bu çalışmayı yapsınlar. En az 20 senemiz kurtulur. 20 sene evet diyecekler Yeşilköy sahillerinde mangal yapmak, yatmak yasaktır. Bunu zabıta topluyor diyecekler. Şimdi vale olayı resmi mi değil mi?
Bunu bir tartışmak lazım. Ben diyor valeyim diyor. Hangi dükkanın? Falanca dükkanın valesiyim diyor. Şimdi o falanca dükkanın valesi olması için o iş yerinde sigortalı olması lazım. İş yerine sorduğumuz zaman bizim valemiz yok diyor. Demek ki bu insanlar vale değil, değnekçi. E bu değnekçilik de yasaklanmadı mı? Yasaklandı. Ama biz Yeşilköy sokaklarında bir vale terörü yaşıyoruz. Vale terörü yaşıyoruz derken sokaklarımız kapanıyor. Demirci çıkmazını, sağ olsun bazı arkadaşlar kendi özel mülkü gibi düşünüyorlar herhalde. Bir demirci çıkmazı dediğimiz yerde Yeşilköy Alişan Yedibaşlar sokak. Bir sokağın başına bir araba koyuyorlar, bir sokağın başına bir araba koyuyorlar. Geldikçe arabalar alıp sokağı kapatıyorlar. Yeşilyalı sokak kapanıyor. İskele Caddesi kapanıyor. Havan sokak kapanıyor. Ya ben bunu emniyete yazmaktan, çizmekten bıktım. Yani bir muhtarın görevi tamam bildirmek ama bildirdikten sonra da bu işin üstüne gitmek yetkili makamların görevi. Yani her araba çekildiğinde muhtar telefon açıp bildirecek hali yok ki. Muhtarın işi gücü yok, o sokaklarda dolaşacak. Araba çekildiği zaman her gece ben emniyetimi arayacağım. Her gece ben trafiğimi arayacağım. Her gece ben zabıtayımı arayacağım. Tamam, burada böyle bir terör varsa ben buna terör diyorum. Trafik terörü diyorum. Vale terörü diyorum. Bu terör bir sefer bildirilir. Gerekli tedbiri de emniyet müdürlüğü ise emniyet müdürlüğü, trafik şube ise trafik şube, zabıta ise zabıta alır. Geliyorlar, ben bildiriyorum, geliyorlar, çekiyorlar, ondan sonra yok bir araba çekiyorlar. Olan o anda oraya park eden garibanın ya da ne bileyim zavallının piyangoyu vuran kişiye varıyor. Ondan sonra ta ertesi gün ben bir daha arayana kadar ya da oradan başka biri bir daha. Ay kardeşim, gece çekicisi olsun Yeşilköy'de. Sen benim sokaklarımı kapatmaya hakkı olmayan insanlara kapattırıyorsun. Niçin kapattırıyorsun? Gece çekicisi gelsin. İnanıyorum ki Yeşilköy'de gece çekicisi olsun iki tane. Yeşilköy'de bu trafik ve vale terörü biter. Benim sokaklarım kapanıyor ya. İskele Caddem kapanıyor. Alişan Yedibaşlar sokağım kapanıyor. Yeşilyalı sokağım kapanıyor. Yeşil Zeytin sokağım kapanıyor. Ya benim can damarım. Ha bir de burada sokaklar kapandıktan sonra zaten o arabaların içinde vatandaş yürüyemiyor. Bir de burada kaldırımların üstüne masalar sandalyeler atıyor. Benim vatandaşım nereden yürüyecek? Benim vatandaşım sahile gitmek istediği zaman nereden gidecek? Ya yetkililer, ne diyeyim ya, yapamıyorsanız Allah aşkına bana verin yetkiyi. Bana verin. Valilikte imzalasın. 3 aylığına yaz dönemlerinde ben Yeşilköy muhtarının trafiğini, ekibini düzenlemesi için, kaldırımı düzenlemesi için yetki veriyorum deyin ya. Yapamıyorsanız bana verin ya. 3 tane muhtara verin yetkiyi. Ben inanın Yeşilköy'deki sorunları çözeceğim.